Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere çok değerli ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ne yapıyoruz bugün? Tarsus'a gidiyoruz. Ama Tarsus'a gitmiyoruz tabii ki. Tarsus'u evimize getiriyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tarsus çöreği. 125 gram tereyağımız var oda sıcaklığında. Onu kaseme ilave ediyorum. Ve içerisine bir çay bardağı şeker, onu da ilave ediyorum. Ve bunlar ta ki şeker eriyene kadar bunları karıştıracağım. Bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim, kaşıkla bunu böyle karıştırdım bu şekilde. İyice karıştırdım ve üzerine ne yapıyoruz? Bir çay bardağı tahin. Şimdi bardağımızı iyice sıyırdık. Şöyle. Bir çay bardağı üçte ikisi ilave ettik ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi iyice karıştırdık ve 1 2 unumuzu eliyoruz. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir çay kaşığı sadece bunu eleyerek kullanıyorum. Şimdi kaşığı kaldırıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şöyle iki, yarım su bardağı daha ilave ettim. Bunu dikkatli bir şekilde unumuzu ekleme yapalım. Vurmaya devam ediyorum. Elimizi bırakana kadar un ilavesi yapacağız. Elimi bırakmaya başladı yavaş yavaş. Kurabiye gibi mi? Hamuru işte kurabiye, evet kurabiye hamuru. Bundan biraz daha yumuşak olacak. Bu şekilde. Hamur elimizi bırakmaya başladı mı? Hamur tamam demek ki. Burada ne koyduk? 2,5 su bardağı un ilave ettim. Ve hamurumu masaya alıyorum bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim burada 2 su bardağı çifte kavrulmuş susamımız var. Bunu ben kendim kavurdum. Bu şekilde kavurmamız gerekiyor. Burada bir kaşık pekmez ilave ediyorum ve artı şöyle yemek kaşığıyla ölçelim. Burada bir yemek kaşığı şiremiz var, şerbetimiz var, biraz katı şiremiz, biraz katı, tam bir kaşık. Bunu da susamımızın üzerine ilave ediyorum bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim bunu bu şekilde karıştırıyoruz elimizle. Elimizle karıştırmazsak bu karışım iyi olmaz, iyi bir sonuç alamayız. Onun için elimizi şu beze altına alalım mı kızım? Hatta yaparken bu şekilde üfeleyerek yapıyoruz. Şu şekilde. Çıtır sesi geliyor. Bunu iyice karıştırdık. Sayın tavşanım şimdi iyi bir sonuç alabilmek için şimdi test ediyoruz. Ellerimiz böyle şöyle bastırıyoruz. Eğer ellerimize güzel yapışıyorsa sonuç tamam demek ki. Evet, bu hazır. Şimdi sayın tavşanım bir tepsi yaptım.
Kameram çekmemiş. Hamurumu ceviz büyüklüğünde, hatta küçük ceviz büyüklüğünde yapıyorum ve bu şekilde bastırıyorum. Tekrar bu şekilde bastırıyorum ve tekrar ters çeviriyorum. Bu şekilde. Tekrar bu şekilde bastırıyorum ve alıyorum. Evet, sonuç çok güzel. İnce yapıyoruz böyle. Ve tepsimize diziyoruz. Tepsimi çok az yağladım. Bu incelikte inceltebildiğimiz kadar zaten inceliyor şu şekilde. Bir buçuk tepsimiz hemen hemen iki tepsiye yakın çıktı bu tarif. Yani çok az bir ölçüyle çok çıkıyor. Şimdi ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi çöreğimiz fırında çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Tam istediğimiz gibi. Bu da ikinci yarı tepsiyi. Bu da fırından çıktı. Bu şekilde. Tepsi de soğudu. Hiç dokunmadım. Bu gerçekten çok önemli bir ayrıntı. Fırından çıkar çıkmaz tepside bırakıyorsunuz ta ki soğuyana kadar. Ondan sonra çöreklerimizi alıyoruz. Servis tabağına diziyoruz. Soğumadığı sürece kesinlikle dokunmuyoruz. Çünkü çörekler dağılır. Soğuduktan sonra zaten kıvamına geliyor. Sertleşiyor. Sertleşiyor, evet. Şimdi bir tane alıyorum. Hani yumuşak oldu diye korkmasınlar. Evet, yok İlk başta kesinlikle. sıcak değil Evet, yumuşak. ilk fırından çıktığı zaman çok yumuşaklar. Hiç dokunmuyoruz o zaman. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şimdi test ediyorum. Çöreklerin en önemli tarafı içi asla beyaz kalmayacak. İçi dışı aynı. Bak, dikkat ediyor musun? Böyle olması gerekiyor. Onun için 160 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde. Gerçekten inanılmaz bir nimet. O kadar lezzetli ki anlatamam. Bu tarif için Tarsus'taki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan onlara saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum yapmanızı ve çok bereketli oluyor. Burada ne kadar kullandım? 2,5 su bardağı undan bu kadar çöreğimiz çıktı. Ve bunları daha çok çıkartabilir. Daha ufak yapsaydık daha çok çıkacaktı. Mutlaka sizin de bu güzel ve kaliteli tarifi, çok lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarsus çöreği. Evet. Yıllardan beri yapmayı düşünüyordum sizlere, paylaşmayı sizinle. Kısmet bugüneymiş. Hakkınızı helal edin. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.